14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme süreci devam ediyor. 2012'de oy hakkına kavuşan, ilk defa 2014'te sandık başına giden yurt dışı seçmen refleksleri tartışılıyor. Yurt dışı seçmenin oy hakkını eleştirenler ve savunanların argümanları ne? Cevabı Reyhan Yıldız'ın özel haberinde. İnanıyorum ki vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanma noktasında büyük bir gayret gösterecek ve sandıklara akın edeceklerdir. Geçmişte yalnızca havaalanları ve gümrük kapılarındaki sandıklarda tanınan oy kullanma hakkı 2012 yılında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kanunen tanındı. İlk kez 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan yurt dışı seçmenin oy hakkı hemen her seçimde tartışma konusu oluyor. İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından 7-13 Ocak 2022 tarihlerinde 12 ilde yapılan ankete göre Türk halkının %51'i yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçimlerde oy kullanmasını istemiyor. Toplumun %2'si ise bu konuda kararsız. Yani aslında isteyenlerle istemeyenler arasında büyük bir uçurum yok. Eleştirenler yurt dışında yaşayanların daha iyi yaşam şartlarına sahip olduğunu, Türkiye'nin iç siyasetinden etkilenmediğini savunuyor. Gerçekten de buna ilişkin bazı haklı kaygılar söz konusu. Örneğin Türkiye'deki ekonomik sorunlarla doğrudan muhatap olmayan veya Türkiye'de yaşanan döviz krizi, yoksullaşma gibi sorunlarla doğrudan muhatap olmayan seçmen kesiminin Türkiye'deki seçimin kaderini belirleyebilecek ölçüde ciddi bir kümeye sahip olması nedeniyle ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Savunanlarsa bunun demokratik bir hak olduğunu vurguluyor. Türk diasporası hem Avrupa'da hem diğer ülkelerde büyük oranda Türkiye'ye sürekli gelip giden, Türkiye'de evleri olan, akrabaları olan, hatta Türkiye'de yatırımları olan insanlar ve uzun vadede Türkiye'de geri dönmeyi, Türkiye'de yaşamayı düşünen insanlar. Bu bakımdan Türkiye'nin geleceğinde söz hakkına sahip olmaları bu insanların en tabii hakları. Bu demokrasinin de gereği, hukukun da gereği. Kamuoyu yoklamaları adaylar arasında başa baş bir mücadele öngörüyor. Bu durumda yurt dışı seçmenlerin oyları potansiyel olarak belirleyici olabilir.